sokaklar kurusun, insanlar gülsün. Ne ağlarsın benim zülfüsün. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok önemli bir gün. Bugün baharın müjdesi. Bugün Nevruz günü. Bugün Sultan Nevruz günü. Nevruz'da gerçekten Nevruz deyince akla baharın ilk geldiğini, bahar bayramının coşkuyla kutlandığı, yerdeki karıncaya, gökteki turnaya saygı olduğunu biliyorsunuz. Bugün Hazreti Ali'nin de doğum günü. Nur gibi doğdu bugün o, bugünkü gün. Dünyaya nur gibi doğdu. Onun her sözünden baktığımız zaman yola çıkarsak, gerçekten kafamızda yarattığımız o Ali, o kadar güzel cümleleri bizle paylaşmış ki, programımızın içerisinde zaman zaman bunları sizlerle paylaşacağız. Bugün çok önemli, 1900'lü yıllara damgasını vuran, benim sadık yarım kara topraktır diyen, dostlar beni hatırlasın diyen Aşık Veysel'in de ölüm yıldönümü. Bunlarla merhaba derken, diyorum ki, baharın müjdesiyle gene savaşın, zulmün, sömürünün, baskının olmadığı, insanların ırk, cins, dil, din, renk, inanç, kültür ayrımı yapmadığı, halkların kardeşçe bir arada yaşadığı, bağımsız, özgür bir ülke ve dünya dileğiyle aydınlıklı ama nice nice barış dolu günlerle tekrar size merhaba diyorum. Ben Su TV'de bu stüdyoda ilk defa sizlerle birlikte oluyorum. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Evet, bugün anlattım ama bugünkü programımızın özelliği özellikle Aşık Veysel ile ilgili. Aşık Veysel'e geçmeden önce burada 3 tane canı sizlere tanıtmak istiyorum. Hemen solumda sevgili Aynur Güneş. Aynur Güneş'le biz uzun yıllardır birlikte çalıştık. Gerçekten türküleri o duruşuyla, sesiyle, sazıyla, sözüyle hep paylaşmaya devam etti. Radyo döneminden de Türk halk müziği konserlerinde Anadolu'nun her tarafında birlikte olduk. Serap Yağız. Gerçekten Serap Yağız. Bu sene Hacı Bektaş'ı salladı diyebilirim. Biz gerçi çok yeni 2 yıl oldu, 1,5 yıl oldu tanışalı ama o kendine özgü türküleriyle, duruşuyla, özellikle duruşuyla da bir farklı Serap Yağız bugün burada göreceksiniz. İnşallah bu saydığım ikili ilerleyen zamanlarda da hafta içerisinde de hep birlikte stüdyoda olacağız diye düşünüyorum. Böyle burada bir sürpriz de verebilirim. Sevgili Murat Bektaş'la biz 9. ayda tanıştık. Yaşam Radyo'da birlikte 9. ayından bu yana türküleriyle, sazıyla, sözüyle, kendi ürettiği türkülerle de birlikte olmaya devam ediyoruz. Çünkü türkülerin kaynağı gerçekten bugün burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü ustaların ve ustaların türkülerini burada sadece Veysel değil, Veysel'i anacağız ama başka ustalarımızın türkülerini de burada paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim kısa hemen şöyle bir Aşık Veysel'imizi biraz sizlerle anlatmak istiyorum. Onun fıkralarını, onun hayatını programın içerisinde ben geçen sene gittim Sivrihalan'a. Oğluyla, torunuyla, arkadaşlarıyla, bahçesiyle, yoluyla, bağıyla, hatıralarıyla da orada gerçekten geçen sene bu aylarda, bugünlerde oradaydım. Onları da o gözlemlerimi sizle paylaşmaya devam edeceğim. Ama Veysel'i birazcık okuyayım, birazcık sizlerle paylaşayım diyorum efendim. Hemen yerime şöyle oturuyorum. Arkadaşlarım da yavaş yavaş veteresini gireceklerini düşünüyorum. Ve Veysel'e geçiyoruz. Sevgili izleyiciler, Veysel Şatıroğlu 1894'te Sivas'ın Şarkışlar ilçesine bağlı Sivrihalan köyünde dünyaya geldi. Veysel'in dünyaya gelişi öyküsü Anadolu köylerinde hemen bir küçük çocuğun yaşadığı doğan olağan bir doğum biçimidir. Ama bugün özellikleri dışarıdan bakanlar için ilginçtir. Olağan dışıdır. Anlatmak gerekirse annesi Gülizar Ana Sivrihalan dolaylarında Ayıpınar merasında koyun sağmaya giderken sancısı tutmuş. Oracıkta dünyaya getirmiş Veysel'i. Göbeğini de kendisi kesmiş. Bir çaputa sarıp yürüye yürüye köye dönmüştür. Veysel'lere yörede Şatıroğulları derler. Babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçidir. Veysel'in dünyaya geldiği sıralarda çiçek hastalığı Sivas yöresinde kasıp kavurmaktadır. Veysel'den önce iki kız kardeşi çiçek yüzünden yaşamlarını yitirmiştir. 7 yaşına girdiğinde 1901'de Sivas'ta çiçek salgını yeniden yaygınlaşmıştır. O da yakalanır bu hastalığı. O günlerde şöyle anlatılır. Çiçeğe yatmadan evvel aman güzel bir anası güzel bir entere dikmiş.
Onu giyerek beni de seven Musine kadına götürmeye gitmiş diyor Veysel. Beni sevdi o gün, çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım, çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümü çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde solunum yolundan olacak ki perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Bu düşmeden sonra Veysel'in belleğine bir renk işler. Kırmızı düşerken büyük bir olasılıkla elinde sıyrık oluyor, kanıyor. Bunu eşi Gülizar'a ve işi Gülizar'a anası öyle anlatır. Bilinmez değilsiniz ya. Renklerden yalnız kırmızıyı hatırlardı. Gözleri gönlüne çevirmeden önce, yani çiçek hastalığına yakalanmadan önce düşmüştü. Kan görmüştü. Kanın rengi hatırladığı yalnız kırmızıyı. Yeşili elleriyle bulur, severdi. Sağ gözünün görme şansı varmış. Işığı seçebiliyormuş. Bu yüzden o sıralar yalnız yakınları Akdağ Madeni'nde doktor varmış. Babasını çocuğu Ak Madeni'ne götürür. Orada gözünü açacak bir doktor var demişler. Sevinmiş babası. Ne var ki olumsuzluklar yakasını bırakmamış Veysel'i. Bir gün inek sağarken babası yanına gelmiş. Veysel ansız dönüverince babasının elinde bulunan bir değnek ucu öteki gözünü girivermiş. O gözde akıp gitmiş böylece. Ali adında ağabeyi ve Elif adında bir kız kardeşi varmış Veysel'in. Tüm aile çok üzülmüş. Günlerce gözyaşı dökmüş bu hale. Bundan böyle bacısı elinden tutarak gezdirmeye, dolaştırmaya başlar Veysel'i. Gittikçe içine kapanmaktadır Veysel. Emlak yöresi olarak adlandırılan Sivas'ın bu aşağı ozanı bol diyarı Veysel'in babası da şiire meraklı, tekkeyle içi dışlı birikimliymiş. Veysel'in dertleri birazcık da olsa unutacağı bir uğraş olsun diye bir saz verir eline. Halk ozanlarından bu şiiri okuyup ezberleyerek avutmaya çalışır oğlunu. Ayrıca yöre ozanları da zaman zaman babası Şatıroğlu'na Ahmet'in evine uğrar, çalıp söylermiş. Merakla dinlermiş bunları Veysel. Komşuları Molla Hüseyin de sazını düzenler, kırılan tellerini takarmış. İlk saz dersini babasının arkadaşı olan Divriği köylerinden Çamçıhlı Ali Ağa'dan. Aşık Ala almış kendini, iyice saza vermiş. Ustamalı şiirlerle çalıp söylemeye başlamış. Karanlık dünyasını aydınlatan ozanlar dünyası Çamçıhlı Ali tanıştırıyor. Daha çok Veysel'i Pir Sultan, Karacaoğlan, Dertli Ruhsati gibi usta ozanların dünyalarıyla tanışıyor böylece. Aşık Veysel'in hayatında ikinci mühim değişiklik seferberlikte başlamıştır. Kardeşi Ali de cepheye gitmiş. Küçük Veysel kırık telle sazıyla yalnız kalmıştır. Harp patladıktan sonra Veysel'in bütün arkadaşları, emsalları cepheye koşuyor. Veysel'in bundan mahrum, böylece münze olan ruhunda ikinci bir inzivaya açılmıştır. Arkadaşlıkları, acısı, sefalet onu çok beddin, umutsuz ve mazlum ediyor. Artık küçük bahçesindeki armut ağacının altında yatıp kalkmakla, geceleri ağaçları tepelere çıkarak içinde derdini göklere, karanlıklara bırakmaktır. Evet, çok bunların hepsini, sayfaları yavaş yavaş içinden alarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama bunlarla ben sizi sıkmamak adına hemen sevgili Aynur Güneş'ten öyle bir güzel bir türkü alalım. Daha sonra Serap'tan, ondan sonra tekrar okuyayım. Murat'la sırayla türkülerimizi paylaşalım. Efendim hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Hüseyin abi. Sıkmadım değil mi? İnşallah izleyicilerimiz de sıkmamışımdır. Çünkü bugün çok önemli 3 tane tarih, 3 tane gün, 3 tane çok önemli hayatımızda varlıkları burada paylaşıyoruz. Bir bahar sevincini aslında bugün burada paylaşalım. Verdiğimiz mesaj da buydu. Zaten Veysel'in doğayla ilgili de dünyada sanıyorum tek örnek. Bugüne kadar doğayı şiirlerde anlattığına evet. Baktığım zaman benim bildiğim kadar tek bir örnek doğaya böyle aşık olan bir insan. Ve görmeden burada, bunu en muhteşem şekilde anlatabilen de tek örnek bence. Bence de evet. Bakın okuyacağız zaten. Burada biraz bu benim sadık yarım kara toprağa
ve hepsini okursak orada çok önemli insan ona ders veriyor. Hı-hı. Onu da hep birlikte paylaşalım diyoruz ama önce bir türkü. Değil mi? Seni tebrik etmek istiyorum Hüseyin abi. Böyle evet. Anlamlı bir program yaptığın için, ozanlarımızı tanıttığın için gerçekten. Çok teşekkür gerçekten ediyorum. Onu elimizden teşekkür geldiği kadar böyle çalışacağız. Şimdi sevgili izleyicilerimiz de bizim kusurumuza bakmayacak bugün. Hani diyor ya Veysel gıt verdi. Thank you.
sadık yârim kara topraktı, kara topraktı. Çok teşekkür ediyorum, ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ediyorum Seyir Hanım. Benim sadık yârim soğuk kara algınlığı olduğu için özür diliyorum. Yani şimdiden izleyicilerimizden. Evet, bizde de var. Olur, havalar böyle. Bahar havası, ne yapalım? Canınız, evet, canınız sağ olsun. Ses kısık biraz, teşekkür ederim. Şimdi benim sadık yârim kara topraktır. Gerçekten çok uzun bir türkü ve uzun bir çok şey. Çok uzun olduğu için hepsi tabii şu an. Sağlıkmış tabii. Çok teşekkür ederim. Ama ben bunların biraz birer kıtasını sizlerle paylaşmak istiyorum. İşinde gerçekten çok önemli şeyler var. Diyor ki, karnım yardım kazmayla bilinen, yüzün yırttın tırnağımla eliminen, yine beni karşıladı gülünen. Benim sadık yârim kara toprak. Ne kadar güzel sözleri var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şurada bir daha var. Onu sen güzel okudun. İskence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur, herkes de gördü. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Evet. Yani o kadar güzel anlatmış ki. Bunu zaman içerisinde de sevgili izleyicilerimize paylaşacağız. Ama bu arada ben hemen şu paylaşmak istiyorum. Bize canlı yayında katılmak isteyen değerli konuklarımıza 0216 417 78 88 tekrar diyorum. Alan kodumuz 0216 417 78 88. Mesajla ulaşmak isteyen SuTV yazıyor. 39-29'a mesajını ve isteğini bize gönderebiliyor. Tekrar diyorum, SuTV yazıyor. 39-29'a gönderiyor. Şimdi ben biraz Serap daha bu konuyu biraz konuşmak istiyorum özellikle. Diyor ki, hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul Allah'a. Hakkın hazinesi gizli toprakta. Benim sadık yârim kara topraktır diyor. Efendim ne dersiniz? Şunu söylerim, yani Aşık Veysel aslında hani hem birçok sözlerinde, türküsünde aslında Allah'a işte bu dünyayı gören sensin, yok mu burada suçun senin, işte cehennemi sen yarattın falan diye böyle hani yermeli türküleri olmasına rağmen aslında şeyi de söylüyor bir taraftan, baktığın her yerde Allah'ı görebilirsin kendinde bile. Aşkımın temeli sen bir alemsin, sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın, merhabasın dosttan gelen selamsın, her neye bakarsam sen varsın orada diyor. Eyvallah. Yani bu da aynı şeyi anlatıyor bence. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O zaman senin güzel bir türkünü alıyoruz. Ondan sonra bu türküler zaten güzel bir şekilde yorumlayacağız. Pardon, evet, ben şöyle alayım. Aynur ablam da yardım edecek inşallah. Teşekkürler. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Thank you.
geldiğim anda. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Şaşar Veysel iş bu hale. Kah ağlaya kah güle. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Evet, gerçekten ağzına sağlık, güzel de yorumladın ama gerçekten bunun her satırına baktığım zaman o kadar önemli bir mesaj veriyor ki ülkemizde de gerçekten görme özürlüler çok. Onların altıncı hissinin, bunu defalarca izlediğiniz, dinlediğiniz zaman altıncı hislerinin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Evet, kesinlikle. Gündüz gece yıllarca gitti. Hiç bilmedi gündüzünü, gecesini. Sizin deminki söylediğiniz Allah'la ilgili sitemini burada, şiirini buldum. Onu birazdan paylaşacağız. Bir telefonumuz vardır, onu alalım. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun efendim. Ben Ankara'dan arıyorum da. Nereden efendim? Ankara'dan, Mustafa Şimşek. Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Buyurun efendim. Suna boylum ağlama isteyecektim ama. Suna boğulum aylı ağlama. Aşık Veysel'e mi ait? Evet. Arkadaşların dağarcığında varsa. Sözleri varsa. Yani. Sözleri varsa evet. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey bu duyarlılığınızdan dolayı. Çok sağ olun. Armağan edebilir miyim? Tabii buyurun. Arkadaş şimdi şu an galiba üçünün de göz göze bakıyorum. Murat biliyor musun? Dostumuza buradan illaki bir şeyler hediye ederiz. Ama evet, onun yerine başka bir şey armağan etmişim. Buyurun siz kim armağan edecekseniz söyleyin, biz onu hallederiz. Eğer olmazsa başka bir parça söyleyeyim. Türküsü efendim, parçası değil. Türkü. Evet buyurun. Sivas'ın yollarına istesem. Mustafa Bey seni öpüyorum, kendine iyi bak, biz sana armağan ediyoruz efendim. Teşekkürler. Tamam hadi hoşça kalın, görüşürüz. Evet, bu da güzel. Mustafa, sayın sevgili Mustafa Şimşek'in isteğini bir şekilde yerine getirelim. Reklamlardan sonra bakalım sözleri. Tabii ki bakarız varsa. Veysel'den bir tane göndereceğiz. Aşık Veysel'den bir tane göndereceğiz. Yok, zaten bir sürü söyleyeceğiz de şey olarak isteklerinden birini söyleyelim bu açıdan. Evet. Şimdi bunu üçümüz, şu Sadık, benim Sadık yarım kara toprağın içerisinde bir yorumlaştıralım. Şunu da bir, üç kıtayı da bir okuyayım. Burada güzel mesajlar veriyor. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım
benim sadık yarim kara topraktır. Dileğim var ise Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan, benim sadık yarim kara topraktır. Bütün kusurlarımı toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor. Kolum açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yarim kara topraktır. Şimdi bunun tabii kaçın tamamını okumadım. Yani atlatarak okudum birer kıtada. Bunların içerisinde ders alalım diye. Hakikaten toprakla ilgili ne kadar güzel, doğayla ilgili daha doğrusu ne kadar güzel sözler söylediğini, 7 yaşında gözünü kaybettiğini, o gönül gözünün nasıl gördüğünü burada anlatıyor. Bence 20. yüzyılın en büyük öğretmeni Aşık Veysel. Sevgi evet. Öğretmeni. Siz hocam. Kısacası yani benim sadık yarım kara topraktır diyor ve bitiriyor yani. Toprağa sahip çıkalım bu anlamda diyor. Yani sadık yar bulunmuyor demektir. Sadık yar toprağa sarılıyor. Bunu nasıl, bunu niye nasıl söylemiş biliyor musunuz efendim? Onu ben anlatayım. Evinin çok devlet, buradan Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. İlk defa bir ozana bu kadar değer verildiğini, gerçekten evinin çok modern bir şekilde müze haline getirildiğini, hatta o müzeye torununu, sevgili Cemal'i koyduğunu, Cemal oranın başında duruyor. Çok ama çok güzel. İşte bugüne kadar basında yer alan elbisesi, foteli, yattığı yatağı, sigaraları, yani sigarayla ilgili kullandığı tabakası, lülesi, aklınıza gelen her türlü şeyi güzel bir şekilde organize etmişler, koymuşlar oraya. Bu anlamda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadık yarim kara toprak, orada her şey, gelen domates satıyorlar, gelen meyve satıyorlar, dışarıdan geliyor. Veysel diyor ki ya bu bizim topraklarda nasıl yetişmez diyor. Hem Veysel'in işe yaramadığını düşünüyor sivri olanlar. Ama Veysel bir bahçe yapıyor köyünün karşısında, evinin karşısında. Hatta bir dere var. Dereden gidiyor bahçeye. Herkes bununla ya dalga geçiyor. Böyle bir, bu adam nasıl bir bahçe yapar, bu nasıl gider gelir diye. Veysel ile kendi çevresindeki, özellikle onun yaşdaki arkadaşları dalga geçiyor. İşte toprağı kazmayla yaşıyor. Armut dikiyor, elma dikiyor, yani fasulye dikiyor, her şeyi yetiştiriyor. Ve insanlar gerçekten belirli bir süre sonra o meyveler yetiştiğinde hayret ediyor. Toprağın ona ne kadar çok önemli bolluk verdiğini Veysel ilk orada kapıyor. Ve ondan sonra oğlu öğretmen hocamız şu anda Mersin'de yaşıyor, ellerinden öpüyorum. Bir gerçeği anlattı orada. Ben dedi 8-9 yaşlarımdayım. 2-3 kilometre yukarıda bir tarlamız var. Oğlum orada tarlayı da yeni biçtik. Mal hal gelir. Sen yığınların yanında kal. O mal hallar o ekimize girmesin. O bizim kışın yiyeceğimiz deyip şeye gönderiyor. Tarlaya gönderiyor. Evet. Ben diyor gider gitmez diyor. Ekin yığınları yığılmış. Hemen oraya yattım diyor. Gecenin diyor bir karanlık esnasında bir baktım karşımda babam. Zifir karanlık diyor. Bu adam nasıl gelir diye o yaşta düşündüm diyor. O gün deprem olmuş orada. Oğluma bir şey oldu mu diye oraya gelmiş. İşte diyor babamın, o zaman anladım ki gönül gözünün ne kadar açık olduğunu, zifiri karanlıkta 3 kilometrelik tarlaya geldiğini, normal adam gelemez diyor normalde o saatte diyor, geldiğini o gün gördüm. Bunu anlatan sevgili oğlum. Bununla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Benim başıma bir telefonumuz var, onu alalım, ondan sonra sevgili Murat'cığım. Alo. Alo. Merhabalar efendim, kiminle görüşüyorum? Merhabalar Hüseyin Bey. Habibler Cemevi Başkanı Yılmaz Başer. Sevgili Yılmaz'cığım merhaba. Geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi Hüseyin Bey, öncelikle şu anda bizi ekranları başında izleyen bütün değerli dostlara, bütün canlara buradan selamlar, saygılar diyorum. Ben de geçmiş olsun diyorum. Ve İnşallah ayrıca, kısa zamanda o cemevimizin kim kırdıysa suçlular yakalansın. Sen de kısa zamanda da o güzel kültür evimizi iyi bir şekilde tekrar açacağını, yapacağını düşünüyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve şunu da söylemek istiyorum. Çok değerli Hüseyin Bey, bizim bugüne kadar Cem evimize yapmış olduğunuz tüm değerli katkılardan dolayı, yardımlarınızdan dolayı, bize verdiğiniz o güç dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama şunu değerli dostlara, değerli canlara belirtmek istiyorum ki bizim gerçekten Habibler Cemevimize 3-4 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından cemevimizin adeta bütün camlarını yere kırılıp Türk bayrağının direkten sökülerek yere atılmasına, gerçekten bunu şiddetle kınıyorum.
Yani bu yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi bizim Cem evimizde... Sevgili Yılmaz'cığım, tabii bu derdiniz çok derin, biliyorum. Bunu kamuoyunda, basında da yer aldı, evet. Ama bizim programımızın içeriği bugün... Biliyorum. İçeriği Aşık Veysel anıyoruz. Biliyorum. Bu anlattığınız Cem Evi ile ilgili tabii ki bir program yaparız. Bu dertlerinizi, evet, bunları anlatırsınız. Ama Aşık Veysel ile ilgili bir şey varsa, onunla ilgili bir şey söylerseniz sevinirim. Aşık Veysel'i rahmetle, Allah'tan rahmetle anıyoruz kendisini. O gerçekten bizim ülkemizin çınarı diyebilirim. Yani yeri belki de doldurulmayacak bir insan. Biz onun gerçekten o sözlerini, o türkülerini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız da. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum bütün değerli dostlara, değerli canlara ve bizi şu anda televizyonları başında izlemekte olan tüm dostlara saygılar. Peki, çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Kısa zamanda inşallah çevremiz, kültürevimiz aynı yerine gelecektir. Çok teşekkür başka ediyorum. Başka bir zaman, başka bir şekilde bu anlatımları konuşmak üzere. Şimdilik hoşça kal. Sevgili Barış'ım, türkünü alalım. Ondan sonra o başına geleni paylaşalım. Önce türkü çok konuştuk çünkü. Türkiye geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum Hüseyin abicim. Özür dilerim. Hani dedi ki Aşık Veysel'in evini, şapkasını koymuşlar, müze haline gelmiş, devlete çok teşekkür ediyoruz diye. Ben aynı devletten Madımak'ta katledilen 37 canımız için oranın da müze yapılması anlayışını bekliyorum kendilerinden. İşte evet, o zaman gerçekten yani karşıt olsam teşekkür edeceğim. Yani orası onunla ilgili olduğunda... Ben bir şey daha hemen belirtmek istiyorum. Yani madem konuyu açtık, kısa dedik ama Murat'ın zamanını çalacağız. Benim için sorun yok. Sayın Bakan şey demiş, yani Madımak Oteli müze olacak ama adı Veysel Kültür Merkezi olacak. Veya Sivaslar buna karar verecek demiş. Neden? Ama biz diyoruz ki orası tarihte müze olsun. Tarihte çok kara bir leke var. Adını, evet, öyle koydukları zaman insanlar, evet, bunu unutacak değil yani. Peki. Yani harikaydın. Açılım da bence çok samimi değil. Onu yani, bekleyip göreceğiz. Yani hiç, bence hiç samimi değil. Çünkü aynı başbakan yıllar önce Cem Evi yıkmaya kalktı. Cümbüş Evi falan dedi. Hazır mıyız? Türk milleti biraz böyle şey olduğu unutkanız için, biz, yani çok unutkanız. Unutkanız. Geçmişimizi çabuk, evet, unutuyoruz diyorsunuz. Geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Maraş olayları, işte Çorum olayları, buna benzer. Evet. Neyse, anlatmayalım. Selam saygı hepinize, gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize, gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize, gelmez yola gidiyorum. Thank you.
eşim dostum yavrularım işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım gelmez yola gidiyorum. Veysel karanlık yollarım gelmez yola gidiyorum. Yani bu çok hastalanınca, çok hastalanınca sevgili Muratçığım, keşke bunu programın sonunda okusaydım bu türküyü. Hastalanıyor, yani böyle elden avuçtan böyle düşüyor artık. Çok fazla konuşmuyor. Öğretmen oğlunu çağırıyor şu an Mersin'de yaşayanı. Bunu yazıp veriyor. Son eseri. Yani son eseri. Ben şimdi sen bunu okudun, yemin ederim onun yatağı, elbisesi şu o zaman an biz oradaydım, gözüme geldi. Keşke onu kaybettik. O çok önemli bir veteraydı ama işte eksikliğimiz oldu. Evet, sevgili izleyiciler, zamanımız bol ama çalışmamız gerekiyor tabii. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın şimdilik. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Ne ağlarsın benim zülfüsün.